Bildiğiniz üzere kış ve soğuk hava ülkenin çoğunu kasıp kavuruyor. Ancak soğuk sabahlar ve sert rüzgarların vücudumuzu ve sağlığımızı nasıl etkilediğini hiç merak ettiniz mi? Soğuk havayı hepimiz farklı deneyimleriz. Yani eğer uzun boyluysanız, sizden daha kısa bir insandan daha hızlı üşüme eğilimindesiniz demektir. Çünkü daha uzun insanlar daha büyük bir yüzey alanına sahiptir. Yani ısı vücuttan daha hızlı kaybolur. İnsanlar soğuk havaya farklı tepki gösterse de tür olarak son derece uyumluyuz. Aslında uyumlu olmamızın bizlere yararı vardır. Çünkü soğuk havanın sağlığa faydaları da bulunmaktadır. Araştırmalar gösteriyor ki soğuk havalarda egzersiz yapmanın egzersizinizi bitirdikten sonra bile vücudunuzun enerji harcamasını artırabileceğini bulmuştur. Vücudunuz ısınmak için enerji harcadığından soğukta egzersiz yaparken daha fazla kalori yakarsınız. Ve ayrıca soğuk havalar daha uzun yaşamanızı sağlayabilir. Bilim adamları farelerin ortalama çekirdek sıcaklığının düşürülmesiyle yaşam sürelerinin %20 oranında uzatıldığını buldu. Michigan Üniversitesi Moleküler ve Bütünleştirici Fizyoloji bölümünde yürütülen farklı bir çalışmada ise soğuk sıcaklıklara maruz kalan solucanların yaşam sürelerine bakıldı. Çalışmadaki solucanların daha uzun bir yaşam süresini tetikleyen genetik bir tepki gösterdiğini buldular. Bu çalışmanın bir parçası olarak solucanlarda tanımlanan genetik yol insanlarda da bulunur. Yani aynı sonuç insanlar için de geçerli olabilir. Ancak bunun için daha fazla araştırma yapılması gerekiyor. Ancak sıcaklık ve soğukluk vücutta birçok değişikliğe sebep oluyor. Hatta birçoğunu günlük yaşantımızda hissediyor ve fark ediyoruz. Dışarıda veya içeride hava nasıl olursa olsun vücudumuz iç koşulları hemen hemen aynı tutmak için sürekli bir savaş veriyor. Vücut sıcaklığımızı 37,5 santigrat derece civarında sabit tutmak için harekete geçen bir dizi refleksimiz var. Bu sayede hücrelerimizin ve organlarımızın zarar görmemesi sağlanır. Soğumaya başladığımızda kanımız kalınlaşır ve bu da pıhtılaşmaya neden olabilir. Ve soğuk havaları takip eden günlerde daha fazla kalp krizi ve felç görmemizin nedenlerinden biridir. Soğuk almak aynı zamanda vücudumuzun enfeksiyonla savaşma yeteneğini de etkiler. Bu nedenle çoğumuz soğuğun sağlık risklerinin hipotermi ile sınırlı olduğunu düşünsek de gerçek şu ki soğuk hava nedeniyle çok daha fazla insan kalp ve akciğer sorunlarından ölüyor. Bununla birlikte halk arasında soğukla ilgili doğru bilinen yanlışlar da vardır. Mesela soğuk havalar sizi hasta eder lafı yanlıştır. Soğuk algınlığının bulaşmasını inceleyen araştırmacılar soğuk havalarda yaşayan insanların sıcak bir ortamda bulunanlardan daha fazla hastalanma olasılığının olmadığını buldu. Yılın bu zamanlarında soğuk algınlığı ve gripteki artış büyük olasılıkla soğuk ve kuru koşulların bu virüsleri bulaştırmak için ideal olması nedeniyledir. Ve vücut ısımızın çoğunu kafamızdan kaybederiz lafı da yanlıştır. Neden diye soracak olursanız, soğuk havalarda vücudumuzun açıkta kalan herhangi bir kısmından ısı kaybederiz. Son bir örnek daha verecek olursak, kar küreme kalp krizine neden olabilir lafı doğrudur. Kar küremenin kalp krizi riskinizi arttırdığı düşünülmektedir. Çünkü soğuk havalar atar damarlarınızın daralmasına neden olur ve bu da kalbinizdeki iş yükünü arttırır. Özellikle yüksek tansiyon, yüksek kolesterol veya şeker hastalığı gibi tıbbi durumlarınız varsa soğuk havalarda yapılan herhangi bir fiziksel aktivite kalbinize olan talebi daha da arttıracaktır. Soğuk havalarda egzersiz yaparken sıcak giyinin ve sık sık mola vermeye dikkat edin. Görüldüğü gibi soğuk hava önceden var olan koşullara ve maruz kaldığınız aşırı hava koşullarına bağlı olarak sağlığımıza hem faydalı hem de zararlı olabilir. Vücudumuz üşüdüğünde ısısını artıracak çeşitli mekanizmalar devreye girer. Kaslarımız ve dişlerimiz titrer. Atalarımızın tüylü geçmişini yansıtacak tarzda tüylerimiz dikilir. Beynimizi termostat işlevi gören hipotalamus bezi bu tepkilerin gösterilmesini sağlayarak en azından bizi ısıtacak bir barınak buluncaya dek hayati organlarımızı sıcak tutmaya çalışır. Hipotalamusun görevi vücudumuzun merkezi sistemini ne pahasına olursa olsun sıcak tutmaktır. Gerekirse uşardaki uzuvları gözden çıkararak oralara kan akışını sınırlayarak yapar bunu. Aşırı soğukta el ve ayak parmaklarımızın karıncalanması hissi de bundandır.
Kan akışının sınırlanması bu bölgelerdeki dokunun donarak parçalanmasına bile neden olabilir. İnsanlar bu koşullarla bile baş edemezken diğer sıcakkanlı hayvanlar aşırı soğuk ortamlarda nasıl yaşayabiliyor diye sorabilirsiniz. Kutuplarda yaşayan hayvanların ya sıcak havayı tutan kürkleri ya da geniş yağ tabakaları vardır. Yağ ısıyı iyi geçirmediği için vücut ısısının dışarı sızmasına engel olur. Çıplak derisi ve göreceli ince yağ tabakasıyla insan vücudu aşırı soğuk ortamlarda yaşamaya uygun değildir. Fakat insan da bu özellikleri taklit etme becerisini geliştirmiştir. Antarktika'daki araştırma merkezlerindeki bilim insanları ısıyı yaratan ve kürk işlevi gören bir yöntem olarak kat kat giyimi yoluyla ortama uyum sağlarlar. Unutmayın, insan karanlıktan değil soğuktan ölür. Videomuzun da burada sonuna geliyoruz. Ve eğer video hoşunuza gittiyse beğenerek ve abone olarak destek olmayı da unutmayın. Bir başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.